Teşekkür ederim Sayın Başkan. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 2023 yılı bütçesinde milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli milletvekilleri, elbette 20 yılda iş ve çalışma yaşamının muhalefetin ısrarları ve takibi sonucu bazı sorunları çözülmüştür. 3600 ek gösterge, taşerona kadro gibi sorunlar kısmen de olsa çözülmüştür. Ama hala çözülemeyen, giderek derinleşen ve kronikleşmiş daha büyük sorunlar da önümüzde vardır. Ben AK Parti'nin bir türlü çözmeyi başaramadığı bu sorunları bir kez daha ifade etmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, makyajlı TÜİK verilerine göre bile Kasım ayındaki işsizlik 10.11'dir. Ama TÜİK iş aramaktan vazgeçenleri işsiz saymıyor. Onları da dahil ettiğimizde geniş tanımlı işsizlik %21'dir. Avrupa Birliği ülkelerinde işsizlik oranında ortalama 6.7 iken bizde ise %21'dir. Genç işsizlik ise %19.6'dır. Artık her evde bir işsiz genç vardır. Ev hanımlarından sonra ev gençleri diye bir ifade edilen bir kavram AK Parti döneminde çıkmıştır. Gençlerimizin %76'sı çalışmak için yurt dışına gitmek istemektedir. İmkanı olan da gidiyor. Sayın Bakan, sizce bu gençler neden yurt dışına gitmek istiyor? Hiç bunu düşündünüz mü? Çünkü ülkemizde gençler iyi bir gelecek bulamadıklarını biliyorlar ve görüyorlar. Yaptığınız yanlışlar sonucu nitelikli iş gücümüz batılı ülkelere göçüyor. Gençlerimizi kaybediyoruz. 20 yılda işsizliği çözemediğiniz gibi gençlerimize de iyi bir gelecek sağlayamadınız. Değerli milletvekilleri, ülkemizde iş bulma konusunda şanslıysanız karşınıza da bu sefer düşük ücret gerçeği ortaya çıkıyor. İşçiler asgari ücrete veya bunun biraz üzerindeki düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalıyorlar. Asgari ücret ise son 10 yılda dolar bazında erimiş, buna karşılık asgari ücretle çalışan sayısı da artmıştır. 20 yılda asgari ücret en fazla 2016 yılında 430 dolara kadar çıkmış, bugün ise 295 dolara kadar gerilemiştir. Son 10 yılda asgari ücret bizi kıskanan Almanya'da 1621 euroya, Yunanistan'da 774 euroya, Çin'de ise 396 dolara çıkmış iken Avrupa'da asgari ücreti gerileyen tek ülke vardır, o da bizim ülkemizdir. Bizim asgari ücretimiz Çin'in bile gerisine düşmüştür. Çünkü Avrupa'da asgari ücretle çalışanların ortalaması %5 iken bizde %57'ye çıkmıştır. 10 milyon kişi asgari ücret veya biraz üzerinde ücrete çalışmaktadır. Bugün ülkemizde yaklaşık 8 milyon kişi ise asgari ücret bile alamamaktadır. Çünkü kayıt dışı çalışmaktadırlar ve sefalet ücretine mahkumdurlar. Oysa herkes, Sayın Bakan, 2023 yılında en az 10 bin lira asgari ücreti hak etmektedir. Bu kadar ücret almalıdır. Bunu sağlamanızı bekliyoruz sizden Sayın Bakan. Değerli milletvekilleri, bir başka konu da emeklilikte yaşa takılanlar. Yani emekli olmayı hak ettikleri halde Cumhur İttifakı tarafından emekli olmaları engellenenler. Bugün 5 milyona yakın çalışan hala emekli olamadı. Sayın Bakan, EYT görüşmelerini kamuoyundan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gizliyor ve kapalı kapılar ardında yürütüyorsunuz. Az önce de sanırım o görüşmeleri yapıyordunuz. Bakın, Çalışma Komisyonu'nun 11 muhalefet milletvekili talepte bulunduk. Sayın Recep Akdağ'dan talepte bulunduk. Dedik ki EYT konusunu görüşelim, ama Sayın Recep Akdağ 11 komisyon üyesinin bunu talep etmesine rağmen bugüne kadar bu talebi yerine getirmedi. Bakın, şu anda şunu ifade etmek istiyorum. Diyorsunuz ki yeni bir sistem var ve parlamento güçlendi ve kanunları milletvekilleri yapacak diyorsunuz. EYT'ye konuşuyor tüm Türkiye, ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bunu gizliyorsunuz. O zaman ne demek bu? Diyorsunuz ki biz millete de danışmayız, milletvekiline de danışmayız, kendi bildiğimizi yaparız diyorsunuz. Lütfen EYT konusunu milletten de milletvekillerinden de kaçırmayın. Komisyonu derhal toplayın. EYT'lerin sorunlarını birlikte çözelim ve çözüm üretelim. Sayın Bakan, ben bu bütçede EYT'liye bir kaynak ayrıldığını görmedim. Siz
Buyurunuz efendim. EYT ile ilgili bir kaynak ayırdınız mı Sayın Bakan? Ne kadar ayırdınız varsa? Bunu bir açıklar mısınız bize? Bakın, kamuoyunda EYT ile ilgili yeni şartların konulacağı ve EYT'nin kapsamının daraltılacağı yönünde bir endişe var şu anda. Sayın Bakan, ipe un sermeyin. 5 milyon EYT'linin hakkını amasız fakatsız derhal yerine getirin. Daha fare doğurmasın Sayın Bakan. Değerli milletvekilleri, 20 yılda emekli aylıklarında aylık bağlama oranları düşürüldü. İntibak yasası çıkmadı. Aylıklar enflasyon karşısında eridi ve emekliler derin bir yoksulluğa sürüklendi. Açlık sınırının 7.785 lira olduğu ülkemizde milyonlarca emekli 3.500 lira aylığa mahkum oldu.